Acayip Tarifler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün sizinle tavuk suyu hazırlayacağız. Tencereme 3 tane kalçalı but aldım. Böyle derili, kemikli kullanıyorum. Bu sayede çok çok daha lezzetli bir tavuk suyu elde ediyorum. Sadece tavuk kemikleriyle de bu tavuk suyunu hazırlayabilirsiniz. Ama sırf etle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece et kullandığımızda istediğimiz lezzete ulaşamıyoruz. Bu şekilde tavukların üzerine ortalama 4,5 litre kadar su ekliyorum. Bu kullandığım oda ısısında içme suyu. İlk başta hemen üzerine kaynar su eklemiyoruz. Suyunu ekledikten sonra altını yüksek ateşte açıyorum, kaynamasını bekliyorum. Kaynama başladığı zaman kısık ateşe alıyorum ve bütün süreç boyunca altı hep kısık ateşte kalıyor. Bu şekilde üzerinde sürekli köpük birikecek. İlk 40-45 dakika boyunca bu gördüğünüz köpükleri sürekli temizlemeniz gerekiyor. Bu köpükleri aldığınız zaman hem daha berrak hem de daha lezzetli tavuk suyu elde etmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok fokur fokur kaynamıyor, böyle tıngırdayan bir durumda. Yaklaşık 2 saat boyunca sadece tavukları bu şekilde kapağı hep açık olarak kısık ateşte pişiriyorum. 2 saatin sonunda bakın biraz daha çekmiş oluyor suyunu. Bu aşamada lezzet vericileri ekliyorum. Benim elimde soğan, havuç ve kereviz yaprağı vardı. Bunları ekledim. Buraya pırasa, kerevizin kendisini, sevdiğiniz diğer sebzeleri ekleyebilirsiniz. Biraz tane karabiber, biraz da tane kişniş ekliyorum. Ve toplamda 4 saatin sonunda gördüğünüz gibi iyice çekmiş, konsantre bir tavuk suyu elde ediyorum. Artık 4 saatin sonunda altını kapatıyorum. İçinden tavukları ve sebzeleri ayırıyorum. Bu tavuklarla çok güzel tavuklu pilav, tavuk suyuna çorba, sandviç, isterseniz salata, her türlü değerlendirebilirsiniz. Zaten yediğiniz zaman tavuğun lezzetine inanamayacaksınız. Şimdi bir süzgecin üzerine bir tülbent alıyorum. Tülbenti 4 kat kullanıyorum. Tavuk suyumun içinde hiçbir tortu olmasını istemiyorum. Bu tülbentle dikkatli bir şekilde süzüyorum. Tavuk suyumun renginin güzelliğini söylememe gerek yok sanırım. Mis gibi çok lezzetli oldu. Dediğim gibi benim eklediğim sebzelere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Patates haricinde her sebzeyi kullanabilirsiniz. Ama mutlaka içine sebze ekleyin, çok çok lezzetli oluyor. Bu süzdüğüm tavuk suyunu ben böyle karton bardaklara porsiyonlayıp dondurucuya kaldırıyorum. Kullanacağım zaman önceden buzdolabından çıkarıp çözülmesini bekliyorum ve yemeklerime ekliyorum. Hatta bazen çorbalara buzuyla bıraktığım bile oluyor çözülmesini beklemeden. Bu küçük dokunuşun yemeklerinize ne kadar lezzet verdiğine inanamayacaksınız. Benden size bir tavsiye, hiçbir yemeğinizi sadece suyla yapmayın. Gördüğünüz gibi 3 tane tavukla 15-16 porsiyon tavuk suyu elde ettim. Oldukça da bereketli oluyor. Sürekli kısık ateşte tuttuğunuz için sizi yoracak, taşıyacak bir uğraş da değil. Kendi kendine oluyor desem yeridir. Ben bir tane tavuk suyumu 4-5 saat böyle oda ısısında beklettim. Nasıl jöleleştiğini size göstermek için bardaktan çıkarıyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.